Yani çok uzun yıllardır. Mesela önce. şu an üstündeki bilmediğim için soruyorum. İkinci ele. Bilekliklerim, yüzüklerim, gömleğim, ayakkabım, halhalım, çantam. Ve ben artık bununla ilgili bir istatistik verebilirim gerçekten. İnsanlar ürünlerini fiili olarak dışarı çıkarttıklarında evlerinden ve artık o ondan çıkıp başkasına emanet gittiğinde ve güvendiği birine verdiğinde oh diyor. Çalışmalar yapılıyordu içeride. Ya dedim bir siteyi açalım mı? Yanlışlıkla Çünkü, yayınlaya basmadınız değil mi? Yanlışlıkla yayınlaya basmadık. <laughs> Ama bazen böyle sitenin açılması gerekiyor ve her şeyi kontrol etmen gerekiyor ya o şekilde. Yani işin içerisinde kontrol edemiyorsunuz. yani bir saat aralığı var akşam zamanı. Kimse zaten nereden girip bakacak? bir açar mısınız dedim bizim yazılımcı arkadaşlara. Tamam dediler. Aa mailime bir sipariş düştü. Beş yani insanlar çünkü o kadar çok soruyorlar ki. İşte bir girişimim var diyorum. E, ne? İsmi ne? Diyor mesela içeriğini sormadan. Beş Aa o ne demek? Nereden çıktı? Aslında bana sorulan ilk soru bu. Yonca, hoş geldin. Hoş bulduk Yoncım. Hem ofisimize hem de İstanbul'a çünkü İzmirli bir girişimcisin, çalışmalarını Doğru. orada sürdürüyorsun. Doğru. Yani İstanbul'da da operasyonumuz var ama ben e, ikamet olarak İzmir'de olduğum için ana operasyonumuz orada diyebilirim şu an için. Şimdi Beşfil isimli bir girişimin kurucususun ama senin bir de influencerlık ya da içerik üreticiliği tarafın var. Doğru. İkisi birbiriyle iç içe aslına bakarsan. Önce bir Bilim seni ki. tanıyalım daha sonra 5 file gireriz. Geçelim. Tamam ben Covid zamanı Mart ayında ilk Covid'in ortaya çıktığı zaman da içerik üretmeye başladım sosyal Nasıl medyada. Nasıl oldu bu yani? Covid başladı ve sen içerik üretme kararı ya, veriyorsun. Aslında şöyle oldu. Çalıştığım tam zamanlı bir işim vardı. Ailemle çalışıyordum ve ara verdiğim bir dönemde. Tabii ben de çok yerimde durabilen bir yapıya sahip değilim. Modaya çok ilgim var. E, bir şekilde giyinmeye, fotoğraf çekilmeye çekmeye ve çekilmeye çok ilgim var. Veya işte hobilerim var. sanat seviyorum, işte mutfak sanatları seviyorum, iç mimari seviyorum, işte moda seviyorum. Ve hani kendimi ifade etmek istediğimi fark ettim. Yani bir kitle edinmek istediğimi fark ettim. O yüzden de sosyal medya, yani Instagram'da sosyal medya dediğim içerik üretmeye başladım. İşte videolar çekmeye başladım, fotoğraflar çekmeye başladım, işte hikayeler paylaşmaya başladım ve bir kitlem oldu bugüne kadar. Yaklaşık 3 yıldır e, yapıyorum. Hala daha da bu arada devamlı yapıyorum. Ama her zaman aklımda bir şey vardı yani evet bu sosyal medyada içerik üretme işi çok güzel, iyi ama benim bir de böyle bir proje başında oturma, bilgisayar başında çalışma yanımda olduğu için çünkü geçmişimde hem kurumsal geçmişim var hem ailemin işinde çok uzun yıllarca çalıştığım için aslında biz ortaokuldan beri çalışıyoruz. Yani babamız bizi hep çalıştırdı. İşte yazları çalıştık, öyle harçlık aldık, bir şekilde sosyalleştik falan. Ve ben bunu sevdiğimi fark ettim. Hani her ne kadar o çocukluk zamanlarında bundan şikayetçi de olsa. Evet içerik üretmek güzel, işte sosyal medyada olmak güzel ama bir projenin bir parçası olmak veya bir projeyi yönetmek ayrı bir keyif verecekti bana. Nitekim birkaç yıldır es zaman zaten bu sosyal medyaya girdiğimde kafamda olan bir şey vardı. Sadece Başlık belli değildi. Yani ne olmalı diye tabii ki de modaya başlayınca Instagram'da dedim ki evet moda ile ilgili bir şey olacak, giyimle ilgili bir şey olacak ve hani günümüzde de artık geldiğimiz ve mantıklı bir şey olacak. Yani böyle ay ben bunu istiyorum ve ben bu işe gireceğim değil bunun bir istatistiği, bunun bir ekonomisi ve bunun bir geleceği olacak. Nitekim e, ikinci el e, işine girmeye karar verdim ve ikinci el işi derken yani bunu çeşitli yollarla yapabilirsiniz. Yani Instagram'da bir sayfa açabilirsiniz, bir web sitesi açabilirsiniz, küçük bir mağaza açabilirsiniz. Ben dedim ki bir dijital bir girişim yapacağım ve hani e-ticaret sistem olacak, uygulamam olacak vesaire vesaire derken bir yıl oldu yaklaşık. Bu projenin içerisindeyim çalışıyorum. 5 fili kurdum. Da beş fili kurdum. Geçtiğimiz Ağustos e, ayında ve iki aydır da e, artık çevrim içiyiz e, ve hem satıcılarımıza hem alıcılarımıza hizmet veriyoruz. Bu arada beş fili kurdun. İçerisine baktığımda çok fazla kategori var. Doğru. Yani peki neden? Hani ne tür bir eksiklik vardı da ikinci ele dönüş yaptım. Bir de özellikle şu bunu söyleyeceğim. Pandemi dönemi dedin. Pandemi döneminde en dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi marketten bile kapalı paket siparişi versek bile o paketlerin temizlenmesi, onun böyle bir dezenfekt edilmesi, eve girmeden poşetlerden çıkınca bir yıkanması. Zor bir sektöre pandemi döneminde girmişsin. Hani sonuçta ikinci el nedir? Benim giydiğimi ben satıyorum. Başka biri giyecek. Oradaki güven ilişkisi ve bu dönemle nasıl bir bağlantı kurdun? Aslında pandemi döneminde bu e, düşünce oluştu. Tam olarak bir karara veya bir girişime dönüşmemişti. Bu ikinci elli düşünmeye, ikinci elle ilgili bir girişim yapmaya karar verdim. Bu arada aynı zamanda evet hijyen ortaya çıktı. Hijyenin önemi ortaya çıktı ama pandemi döneminde sürülebilirlik gibi bir kavram ortaya çıktı. Gezegenimizin devamlılığı, çevremizin, doğamızın sağlığı gibi bir takım çok önemli değerler ortaya çıktı. Ve bizim hepimiz bu konuda bilinçlenmeye başladık. Zaten ikinci el demek yalnızca cebimize ekonomi değil. Aynı zamanda da gezegenimiz ve doğamız için bir ekonomi. Peki bu kaç kişinin umurunda açık soracağım. Hani hep böyle herkes gezegeninin doğayı, her şeyi düşünür ama araç kullanmaya devam ediyoruz. O kullandığımız ürünler, gündelik ekipmanlar vesaire çok fazla zarar veriyoruz aslında hepimiz dünyaya. Hani bu aslında ikinci alayım, mevzusu ne kadar değer veriyor insanlar. Şöyle ülkemizden mi bahsediyorsun yoksa hani genel dünyadan genel mı? Genel dünyadan. Aslına bakarsan kuzey ülkeleri bu konuda çok iyiler. Burada biraz önce de bahsetmiştim. Yani bir elektriğin veya bir suyun açık kalması veya çöplerin işte yerlere atılması ve geri dönüştürülmemesi gibi bir şey bu. Çünkü çocuklar buna doğuyor şu an. Eğer bir üründen zaten hazırda var ve o park edilmiş bir pozisyonda birisinin dolabında veya X bir depoda bekliyorsa sen önce ona yöneleceksin. Eğitim kurumları zaten veya aileler çocuklarını batıda bu şekilde yetiştiriyorlar ve benim farkı bu arada hani kim dedin ya en başta ben şirketin kurucusu olarak bu benim için de aynı zamanda çok önemli bir konu ama hani ikinci el ürün alımı ve satımında sadece motivasyon bu değil tabii ki o nedenle bizim alanımız aslında çok keyifli yani bunda uygun fiyata ürün almak var güzel bir fiyata ürün satmak var bekleyen ürünlerini park etmiş ürünlerini paraya çevirmek var işte paraya çevirip hayır kurumuna bağışlamak var paraya çevirip yeni bir ürün almak var aslında bakarsan evet bazılarının motivasyonu çevreye ve doğaya duyarlılık ve özellikle de ben evet bu alana bakıyorum ikinci el ürün alacağım ve bu şekilde satacağım deyip hani kendi içinde kendini motive etmek ama aynı zamanda bu işin ekonomik kısmı var. Aslına bakarsan bizim şu an için ağırlıkla ilgilendiğimiz konu işin ekonomik kısmı. Hem enflasyon hem fiyatların bu kadar artması artık ulaşılabilir lüks dediğimiz lüks dediğimiz veya işte herhangi bir mağazadan aldığımız ürünlerin fiyatları bile ciddi anlamda yükseldiği için şu an insanlar otomatikman belki fark ediyorsunuzdur sokaklarda bit pazarları kurulmaya başladı. Alelade mahallelerde mahallelerde ürünler toplanıyor ve herkes orada bir şekilde kendi ürünlerini ya takas yapıyorlar ya ürünlerini satıp yenilerini almak istiyorlar. Çünkü mevcut bulunduğumuz ekonomide artık çok varlıklıyım, durumum yok gibi bir durum da yok. O kadar iç içe geçti ve karma oldu ki bu durum. En varlıklısı dahi şunu diyor. Çünkü artık bir mantık giriyor devreye. Bu ürün gerçekten bu kadar eder mi? Bir de ürünler çok pahalılaşmaya da başladı. Tabii ki. Teknoloji tarafı da özellikle bu çip krizinden sonra da hani fiyatlar 3x falan oldu. Tabii ki ve hani aynı zamanda markaların, dünya çapında markaların yaptığı zamlar var, kurlardan etkilenme var, enflasyon var e ama gelirimiz aynı bir şekilde. Yani gelirimiz aynı oranda artsa ne mutlu ama tabii ki de diyorum yani sadece alım gücü değil. Burada aynı zamanda ben bu ürünü bu kadar hak ediyor mu bu ürün? Bunu gerçekten vermeli miyim? Geçen yıla bakıyoruz. Fiyatlara evet alabiliyorum belki taksitlendiriyorum bir şekilde ama şimdi baktığında gerek var mı ya bunu almaya veya hani mevcut ürünün burada durmasına gerek var mı? Çünkü biz sadece bir ürünün satışıyla ilgilenmiyoruz. Biz aynı zamanda yani alıcının o ürünü almasıyla ilgilenmiyoruz. Bir de satıcının ürünlerini satabilmesi, gardırobuna detoks yapabilmesi bunları bir şekilde dönüştürmesi ve o döngüye katkı bulunması ile de ilgilendiğimiz için beş fili kurdum diyebilirim. Peki sana ilk zor sorumu sorayım. Hadi bakalım. Sen, sen ikinci el kullanıyor musun? Tabii ki. Ben çok uzun yıllardır Mesela ikinci Mesela yıl. şu an üstündeki bilmediğim için soruyorum Tabii her ikinci şeyi elime. Bilekliklerim, yüzüklerim, gömleğim, ayakkabım, halhalım, <laughs> çantam. Şu an burada değil ama çantam şurada koltuğun üstünde. Bir de şöyle bir şey var i̇kinci değil mi el. ikinci elde? Normalde örnek veriyorum eğer pahalı bir markaysa 15 bin liralık şeyi 8 bin liraya alıyorsun. Ve sıfırdan böyle bir tık farklıdır. Bazen ikinci elle öyle ürünler yakalarsın ki sıfırdan farksız. E tabii ki yeni ve etiketli ürünler de var zaten. Bazen insanlar arada. aldıkları şeylerden de sıkılıyorlar. Benim bile bugüne kadar pantolon alıp giymediğim pantolonlar var dolabımda. E tabii ki mutlaka. Var yani. Ya zaten şöyle akıllı alışveriş yapmıyoruz öncelikle. Bizim mesela beş fildeki amaçlarımızdan hani böyle daldan dal atlamak gibi olacak ama hani belki şu gün değil ama gelecekteki amaçlarımızdan biri de hem akıllı alışverişe yönlendirmek hem de online bir şekilde gardrop detoksu yapmalarını sağlamak. Satıcıların veya alıcıların gardrop detoksunu satıcı yaparken hangi ürünleri vereceğine karar verecek, alıcı da hangi ürünleri alması gerektiğine karar verecek. İşte kapsül gardrop vesaire temlerini mutlaka duymuşsunuzdur. Evet doğru dediğin mesela belli markalar var. Bu arada çok değişken de aynı zamanda. Örneğin bir marka var. O marka eğer bulunamayan bir ürünse, o ürünün ikinci el piyasasındaki değeri daha yüksek olabiliyor. O marka zamanının çok önemli bir markası ama şu an gözden düşen bir markasıysa tahmini perakende satış fiyatının çok 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 kat altında satılabiliyor. Stok birikebiliyor. İşte bazı markaların çok fazla işte talebi olmuyor. Arz şişebiliyor. Bu çok değişkenlik gösteriyor. Yani bir ürün aranıyor mu? Markası ne? İşte lüks gruba giriyor mu? İhtiyaç mı? Değil mi? Basit bir ürün mü? Aslında çok değişken var ikinci elde. İşte güzelliği de bu. Tek bir şeyde sınırlandırmıyoruz. O kadar çok kişinin o kadar çok talebi karşılayabilecek geniş bir derya ki burası. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz burayı. Hem aynı zamanda ürün satabilirsiniz tabilirsiniz, ürün alabilirsiniz. Sadece ürün alabilirsiniz, sadece satıcı olabilirsiniz. Her şekilde kullanabileceğiniz bir platform. Mesela şu oluyor mu? Hani bilmiyorum bunun regulasyon ve yasal tarafı nasıl ama yurt dışına çok sık gidip gelen birisin. Yani bavulunun büyük bir kısmı boş. Oradan mesela bazı pahalı markaları ucuza alabiliyorsun. Hatta burada satın alamadın yani olmayan, az önce dedin ya bazı markaların ürünleri Türkiye'ye gelmiyor. Örnek veriyorum. Nike'ın bazı serileri Türkiye'ye gelmiyor ya da Adidas'inkiler gelmiyor. Ya da hızlı tükeniyor. Ya da hızlı tükeniyor çok sınırlı sayıda geliyor gerçekten adetle Amerika'ya gittiğinde, Almanya'ya gittiğinde oradan alıp getiriyorsun burada sizin site üzerinden mesela satış yapılabiliyor mu? Tabii ki şu an bizim e, sitemizde tüzel hani, kişiler yok. Bunu neden söylüyorum? Var? İkinci el sadece hani giyip çıkardığın ürün değil. Belki başka bir yerden getirdiğin hiç giyilmemiş, hiç kullanılmamış bir ürün de aslında ikinci el Tabii oluyor. Tabii ki. Kesinlikle öyle. ya yani Sonuçta senin daha önce bir mali değeri olan x bir ürün ve bir para ödediğin ve karşına bir fatura aldığın x bir ürün senin artık senin oluyor. Sen bunu hemen yanındaki arkadaşına dahi versen o an o artık ikinci el. Çünkü o ürün sana gelmiş ve senden çıkıyor. Onun dışında yasal olarak zaten bir şahsın yani tüzel kişilikten bahsetmiyorum yine. Normal bir şahsın. Yılda 169 bin liraya kadar yasal olarak evinden satış yapma gibi bir hakkı var. 100, o sebeple de 170 bin liraya kadar evinden istediğin ürününü satabilirsin. Biz Bunun hiç, hiçbir vergisi yok. Vergisi yok. 170 bin liradan sonra e, tabii ki de devletine bakabilirsin. Kontrol biz zaten bütün girdileri, çıktıları beyan ediyoruz. Bizimki çünkü şöyle bir pazar yeri aslına bakarsanız. Bir eticaj sitesi gibi değil. Dışarıdan bir eticaj sitesi gibi gözüküyoruz ama içeride satıcılarımız var, satıcılarımızın kayıtları var. Ödeme sistemleriyle çalışıyoruz. Paralar otomatikman dağıtılıyor. Biz komisyonumuzu alıyoruz. Satıcılar kendi ana paralarını alıyorlar. O sebeple de her şey kayıtlı. 170 bin liraya kadar çok rahatlıkla satış yapabilirler. Aslına bakarsanız bizim platformumuz için en azından konuşuyorum. Artık sıfır olarak o sezonun ürünü olmayan bir x bir bir ürün, tüzel kişiliklerden veya markalardan bahsediyorum. Depolarına bekleyen ürün bizim için bir ikinci el ve satış değeri olan bir ürün. Evet çünkü bir kullanıcı tarafında da ikinci el var. Marka tarafında da ikinci el var. Tabii Sezon ki. sonu diye mesela outletlerde satılıyor. Tabii ki. Ama o ikinci el olmuyor tam değil o mi? O markaların kendi sezon sonlarında satılan ürün tabii ki ikinci el değil. Çünkü hani el değiştirmiyor. Sonuçta o markada kalan bir şey. Ama yine ucuza satılıyor. E tabii ki indirimli satılıyor. Diğer türlü zaten satılışından söz edilemez. Çünkü birkaç sezon öncesinde kalmış oluyor. Aynı zamanda 5 fil üzerinden de düşünebilirsiniz. Yani bu markalar ürünlerini aynı şekilde 5 filde belki 10 sezon öncesi, belki 8 sezon öncesi ürünlerini 5 fil üzerinden satabilirsiniz. Biliyorlar. Çünkü artık kendi outletlerine bir de her markanın outleti de yok, elinden çıkartamayacağı ürünleri bu şekilde satışını gerçekleştirebiliyor. Merak ettiğim bir şey var. 5 fil adı nereden geliyor? 5 rakamla beş fil. Evet, 5 rakamla fil. Çok düşündük aslında. İlk böyle ikinci elle ilintili bir şey yapmak istedik. Gerçekten en zor şey bu. O zaman bu arada. iki fil deseydiniz, ikinci el iki fil. Bir Tabii fil. Bir fil alıcı, bir fil satıcı. Şunu <laughs> istemedik. Güzel bu arada. Ama hani. E olayın e, modeliyle ilintili bir şey istemedik. Hani ikinci elle ilgili bir şey istemedik. Çünkü yapılacak o kadar çok şey var ki gelecekte içeride. Belki ikinci elin yanına başka bir şey eklenecek. Bu simitçilerin döner eklemesi, pizza eklemesi gibi bir şey. Kimlik vermek istemedim açıkçası markaya. Yani Anladım. belli bir sınıfa koymak istemedim markayı. Çünkü markanın gideceği yön çok açık olduğunu düşünüyorum. O yüzden de fil de zaten bolluk bereket aslında. Hani bizim markamızın felsefesi de bir döngü. Hani bir ürünün gelmesi, gitmesi yani aslında bir akış var burada. Bir ürünü çok seven biri, zamanda çok severek almış biri, aslında yine çok severek kullanacağını düşündüğü birisine o ürünü teslim ediyor bizim aracılığımızla. Yani burada güzel bir akış var ve hani bolluk bereketlik var aslında. Hani bu akıştan her zaman bir bolluk bereketlik doğar ya. Fili oradan seçtik. Aslında çok zormuş bu isim seçme meselesi. Ben böyle çok kolay olur ya, hemen bir isim buluruz. Ne olacak ki? Zaten ikinci el işi falan gibi düşündüm. Ama uyumadım. Böyle alayım diyorum. Şu an yatağa yattım. Ne olur bu akşam bir mesaj ver. Rüyalarıma girsin lütfen. Sonra rüyanda filleri öyle... mi gördün? Hayır, rüyamda filleri görmedim. <laughs> Ama şuna karar verdim, hayvanlarla ilgili bir şey yapacağım. Yine canlı bir şey olacak. Yani böyle cansız bir şey yapmayacağım dedim. Hayvan çıktı. Hani en azından bir hayvan isimlerini düşünmeye başladım. Ne olabilir, ne olabilir İlk ne hangi ne hayvandan olabilir? başladın? <laughs> Aklıma ilk köpek geldi. Bu arada, çünkü hani e, insana en yakın hayvandır ya. Ama e, beş köpek olmazdı galiba. Yok, o zaman değil mi? beş yoktu. <laughs> beş Önce yoktu. fil çıktı, sonra beş eklendi aslında. Sonra filde biz karar kıldık. Aramızda kardeşlerimle konuşuyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum, ailemle. Konuşuyorum konuşuyorum derken tamam dedim fil. Fil ile ilgili bir şey koyacağım. Bak mesela kanguru da olabilirmiş. Hani kangurunun bir sepeti var ya bir yerden yere çocuğunu götürüyor. Olabilirmiş işte, ama telaffuz mesela fil. Yani bunu fil. herkes mesela kanguruyu bilmiyorum bir Amerikalı ya da bir Almanya'da bir Japon nasıl telaffuz eder. Fil çok basit. Fil yani hakikaten. Beş file ne dediler? Hani elephant değil yani bunun İngilizcesi bir gün elephant olmayacak. Beş fil. Five fil diye söyleyebilirler diye düşündüm. Sonra da fil.com olacak hali yok tabii ki yani bunun önüne başına bir şey gelecek ne gelecek ne gelecek ne gelecek derken dedik yani bizim sonuçta bir felsefelerimiz olacak. Buldum ikinci fil. İkinci fil evet. <laughs> evet. Ama ilinti de olmayacağız hemen. dedik. Ne? Bir ilinti olmayacak dedik. İlinti olmayacak tamam. Kesinlikle yani bunu çağrışım yapmayacak ters köşe istedim açıkçası. Beş fil yani insanlar çünkü o kadar çok soruyorlar ki işte bir girişimim var diyorum ee, ne ismi ne? diyor mesela içeriğini sormadan. Beş fil. Aa o ne demek? Nereden çıktı? Aslında bana sorulan ilk soru bu. Hani girişimimin ne olduğundan çok. Beş fil ne demek? Nereden çıktı? Biraz da merak uyandırsın da istedim gerçekten. E tabii ki de bir kuruluş felsefelerimiz var. Sonuçta yani ikinci el işi yapıyoruz. Tabii ki de bu işin ekonomisine baktık, geleceğine baktık. Parlak mı değil mi? Potansiyel var mı yok mu? Ama sonuçta benim kendim yoncu olarak, kurucu olarak içimde motivasyonlarım var. İşte ne var? Sorumluluk var. İşte güven var. İşte gelecek var. En önemlisi e, sürdürülebilir ve bir döngü var. O sebeple de baktım bir, iki, üç, a 1, 2, 3, a 5. Tamam 5 fil oldu dedik. Evet. Birkaç kişiye telavuz ettirdik bu arada farklı ırklardan da. Farklı ülkelerden arkadaşlarımıza. Tamam dedik böyle alkışladık oldu bitti dedik domaini kontrol ettik ve vardı çok şükür. Beşfil bu arada beşfil diyoruz ama dört harfli bir domain. Evet. Beşfil.com Beşfil.com Evet peki bu işin arkasında nasıl bir teknoloji var yani altyapı olarak ne kullanıyorsunuz? Çünkü ürünler bu arada hani bir yandan da sistemin nasıl çalıştığından da bahsedebilirsin. Hani ürünler kişiden müşteriye ya da kişiden son kullanıcıya değil sizin deponuzdan çıkıyor direkt. Evet. Aslında ben bunu her zaman söylüyorum senin gibi sorduklarında. Biz Beşfil olarak Türkiye'nin ilk ve tek konsinye servisiyiz ikinci el. Yani bu ne demek? Bu ne demek? Bu şu demek. Şöyle başlayayım. Bir dışarıdan e-ticaret sitesi gibi gözüküyoruz. Ama içeride bir pazar yeriyiz. Bu arada biz açılalı çok kısa bir zaman oluyor. 23 Mart'ta bu arada kazara açıldık. Kesinlikle böyle bilinçli bir şekilde hadi siteyi açıyoruz demedik. Bir çalışmalar yapılıyordu içeride. Ya dedim bir siteyi açalım mı? Yanlışlıkla Türkiye... Çünkü... Yanlış yayınlaya basmadık. <laughs> Ama bazen böyle sitenin açılması gerekiyor ve her şeyi kontrol etmen gerekiyor ya o şekilde. Yani işin içerisinde kontrol edemiyorsun. Dedim ki yani bir saat aralığı var akşam zamanı. Kimse zaten nereden girip bakacak dedim. Bir açar mısınız dedim bizim yazılımcı arkadaşlara. Tamam dediler. Aa mailime bir sipariş düştü. inanamadım. Yani... Nasıl yani? Yani açtın ne kadar süre sonra? Bir saat bir gün? Bir saat içerisinde. O an 23 Mart akşam 9.30 civarı. Çaktırmadan arkadaşlarından bir sipariş vermedi Hayır. Değil mi? Hayır. Zaten ilk ona baktım yani hani bu arada bizde eş dost çok az var. Yani neredeyse hiç eş dost sipariş yok. Ben çok alıyorum. Çünkü yani ben zaten hani ikinci el alışveriş yapmayı çok sevdiğim için aa işte bu beklediğim üründü deyip hemen alıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim satış oldu ve hatta benim bir şeyim de var böyle fikrim de var yani ilk bizden alışveriş yapan kişiyle ilgili gerçekten ona güzel bir sürpriz yapmak istiyorum gelecekte. Her şey planladığımız ve Bence istediğimiz gibi giderse. Teslimatı direkt kendin yapsaydın. İstanbul'daydı ben İzmir'deydim. Böyle ben olsam atlar gelirdim. Atlar gelirdim bilemedim. yani. bilemedim ama şey bereketli geldi gerçekten. Dedik ki biz kapatamayız artık. Yani dedim ki açılacak yarım yamalak. Entegrasyonlar tamamlanmamış, kargo entegrasyonu yok. E biz bir pazar yeriyiz sonuçta. Dışarıdan evet e-ticaret sitesi gibi gözüküyoruz ama satıcı kayıtları var, IBAN'ları var, ödeme sistemleriyle bunların bağının kurulması var, otomatik paranın dağılması var. Yani içeride arkada bir sürü dirsek var aslına bakarsanız çalışması gereken. E biz bunları test etmedik. Nitekim biz bol o zaman da aldık öyle söyleyeyim. Ben biraz da böyle mükemmeliyetçi bir yapım olduğu için bekletiyordum ya bugün olsun yarın olsun. Olsun, bugün olsun, yarın olsun. Ofisten de böyle 2'de 3'te işimiz bitiyor, çıkıyoruz bu arada. Hayır, hani 2-3 gece gündüz. Hayır hayır, öğlen o esnada. Çünkü <laughs> işimizi bitiriyoruz, çıkıyoruz. Yani diyor, ki ben hep böyle geçecek zaman. 2'lerde, 3'lerde çıkacağız. Yani siz, İzmir'de girişimciler Biz, demek bu kadar rahat oluyor. O, siteye start verdik. Bu arada şaka yapıyorum. İzmirli çok girişimci arkadaşım var. Aynen. E, siteye start verdik. Ben uyumuyorum iki aydır. Öyle söyleyeyim. Yani bu arada arkadaşlar beni siz uyardı. Bu siteyi açana kadar her gün öğlen işten çıktınız birkaç saat çalışıp. Birkaç saat değil yani. Şöyle söyleyeyim. Sabahın sekiz buçunda ofisime gidiyorum. 2 üçe kadar çalışıyorum. E, bir operasyon yok. Tabii İzmir'de ürün olunca hava havada yok. güzel değil mi? E, ürün gelmiyor. Yani <laughs> havadan ziyade işim bitiyor. Bir operasyonu yok işin. Yani zaten elimde telefonum, bilgisayarım her an benimle bana da soruyorlar bu arada. Sen bu kadar büyük bir operasyonluk bir işe girdin. Kim yapacak bunu acaba? Hani Kim yapıyor? Babam peki soruyor. Ekipten ekip, bahset biraz. E, güzel hızlıca bir ekip topladık. Şimdi ben şöyle en başa dönecek olursam makarayı geri sarıyorum. Biz bir pazar yeriyiz. Yani ne demek? Bu içeride satıcılarımız yani konsinye verenlerimiz var. Aynı zamanda da alıcılarımız var. Benim ilk endişelerimden, yani en önemli endişelerimden bir tanesi de şuydu. Ya işte e, acaba Adanalı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa bana ürün gönderecek mi? Hani kimden gelecek bu ürün? Ben kimin ürünü satacağım. Ben bu ürünü satmak için nasıl bir pazarlama çalışması yapmalıyım? Alabilecek miyim ya acaba? Ben biraz finansman kargosu kaynağı var. nakliyesi. kargo değil ki nakliyesi ya, olması lazım nakliyeden belki. Nakliyeden ziyade ürünün bir şekilde gelmesi lazım. Gidip alırım. Koşarak gidip alırım. Yani maraton koşarım, hiç sıkıntı yok. Ama bana güvenip ürününü verecek mi? Çünkü bize bizdeki ürünler bizde depolanıyor. Ve konsinyo olarak veriliyor. Ve Konsinyo olarak yani veriliyor. bu şu demek Hani ödeme yapmıyorsunuz o ürünlere. Tabii ki. Tabii ki. Ve ben böyle işte dedim ya o birkaç ay önceki süreçte ben buna biraz finansman ayırmalı mıyım? En azından ilk aşamada. Biraz böyle hani içeriye ürün yüklemeli miyim? Biz hiç ürünle başladık. Yani çok az eşten, dosttan, benim kendi dolabımdan, annemden, kardeşimden, tamamen aile ve arkadaştan böyle birkaç tane ürünle başladık. Yani aa dedim kim buraya ürün gönderecek ya gerçekten? Yani sonra çok enteresan bir şey oldu. 23'ünde mi açıldık? 24'ünde insanlar konsinyel listelerini doldurmaya başladı. Nasıl oluyor bak şimdi buraya şimdi anlamak geldik. gerekiyor. Neden? Aynen. Bazen girişimciler yayınına başlıyor Diyor ki ilk satışımı bir hafta sonra yaptım, bir ay sonra yaptım, işte üç ay sonra yaptım, iki ay telefonum çalmadı diyenler var. Şundan Kesinlikle. bahsediyorum. Influencerlık tarafım var. Kesinlikle. Şu an 170-180 bin takipçim var. Yani bu site açıldığında oradan da eminim bir duyuru yapmışsındır, bir şey tabii paylaşmışsındır. Ki. Tabii ki. Ama tabii ki şu da var. Evet hani yüksek takipçim var ama bir iki günde güvenip ürün göndermek başka. Bu aslında senin o takipçilerinle bir bağ kurduğunu da gösteriyor. Kesinlikle öyle ve ben evet biliyordum bir ne olduğunu. insanlara güven verdiğimi bilmiyordum. Ama yani ticari, yani farklı bir şey. Ama ticari ilişki başka. E tabii ki ve aynı zamanda şeyi görmüyorsun. Evet seni çok seviyoruz diyebiliyorlar veya işte bunu nereden aldınız Yonca Hanım? İşte aa işte çok tatlı resminizi çok beğendik vesaire vesaire veya işte karşılıklı bir etkileşimim var tabii ki bir kitleyle ama hiç şunu öngörmedim. Bu kadar güven vermiş miyim? Çünkü mesela seninle sohbet ediyoruz diyelim. Sen bana ne kadar güven verdiğini belki e, edemeyebilirsin veya ben sana. Ama otomatikman insan gizliden gizli bir bağ ve bir ilişki kuruyor. kuruyormuş Bunu öğrenmiş oldum. Evet bir, şeyler verdim. İşte moda ile ilgileniyorum. Bir kombin yapıyorum ve ilgilerini çekiyor. Belki aynalarından gidip mağazadan alabiliyorlar. Ama hani bu tam bir güven değil. Bu birini beğenme veya tarzına benzetme, imrenme gibi ilham alma daha çok aslına bakarsanız. Yani benim işimin ilham vermek olduğunu düşünüyordum ben. Ama bu Süre zarfında bu 2-3 e, yıllık süre zarfında bu denli güven verdiğimi gerçekten bilmiyordum ve bunu öğrenmiş oldum ve e, duygulanıyorum yani bunu anlatırken de duygulanıyorum gerçekten hani şey değil kesinlikle... E çok içtenlikle söylüyorum yani bunu. Bu da şöyle oluyor. Yine e, biraz böyle geriye gidecek olursak bizim web sitemize giriyorsunuz. Bizim web sitemiz dışarıdan bir e-ticaret sitesi görünüyor gibi görünüyor. Ama orada bir bizimle sat butonu var. O bizimle sat butonuna girdiğinizde siz belli e, sayfaları takip ediyorsunuz. Ürünlerinizi bize kargo ile gönderebilirsiniz. Ürünlerinizi evinizden gelip alabiliriz. Şu an için İzmir ve İstanbul şehirlerinde bu hizmeti veriyoruz ama diğer şehirlerde de en kısa zamanda bu hizmeti vermek için çalışıyoruz. Ürünlerinizi bu şekilde gönderebiliyorsunuz. Küçük bir form dolduruyorsunuz. Sizin böyle Amacımız zaten burada çok zamanınızı almamak. Yani o yüzden her işi zaten biz üstleniyoruz. Küçük bir konsinye listesi oluşturuyorsunuz ve bu bizim tarafımıza geliyor. Biz o listeyi inceliyoruz ve hemen size mail yoluyla geri dönüş sağlıyoruz. İşte listeniz onaylanmıştır. Ürünlerinizi bu 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 kargo koduyla bizim tarafımıza gönderebilirsiniz veya randevunuz alınmıştır. Bu belirtilen saatte evinizde olacağız. Eve ekiple gidiyoruz. Yani eve aslında bir kurye gitmiyor veya bir kargo şirketini göndermiyoruz. Eve Bazen bizzat kendim, bazen de iş arkadaşlarım gidiyor. Ürünlere tek tek bakıyoruz, sohbet ediyoruz, kahve içiyoruz çoğunlukla, detoks yapabiliyoruz. Yani dolaplarıyla ilgili konuşabiliyoruz, işte kendilerini tanıyabiliyoruz falan. Böyle hakikaten tatlı bir seans şeklinde Bence geçiyor. Bence şöyle bir ekip kurabilirsiniz. Üç kişilik bir ekip, minimalizmle ilgili böyle bir ara bir film de izlemiştim. iki üç tane de kitap okumuştum. Bence siz böyle 2 üç kişilik bir ekip kurun o ekip gitsin bir eve keşif yapsın satılabilecek ürünleri dolaptan alsın anlaşmanızı imzalayın tam bu hani, yapılıyor Üstünün hani böyle alsın. hatta dolap temizleme timi falan da adını verin aynen öyle ve bunu da ayrı bir şirket olarak kuralım <laughs> ya bence. çünkü bazen hani insanlar işte dolap dolu ne giymediğini biliyor ama neden giymediğini bilmiyor Ayıklamak çok zor. Ayıklamak çok zor. Orada duruyor. Bazen Kesinlikle. bakıyorsun, ya diyorum bu böyle bir pantolonun varmış, böyle bir gömleğim varmış diyorsun. Kesinlikle öyle. İşte O kafayı rahatlatma. Ya o aslında kadar yaptığınız şey ki. Iş minimalizm, rahatlatıyoruz evet, doğru. Minimalizmle de bağlantılı. Kesinlikle öyle. O yüzden işte dedim ya böyle çok temiz bir içeriği var bu yaptığımız için aslında. Mesela gözlemim. Ama ben, operasyonu büyük değil mi? Operasyon büyük ve şey hareketli bir operasyon. Bu arada tabii ki de hani yapım gereği Hani ekip de böyle dinamik. Yapım gereği ben memnunum. Ben zaten oturmayı çok sevmem, koştururum insanı. İletişimim iyidir ama tabii ki de şu anki iki aylık süreçten bahsediyorum ben yani te biraz daha fazla büyük bir ekibe ihtiyacımız olacağını öngörebiliyorum. Ama e, biraz önceki konuya dönecek olursak eve gittim diyelim çıkarken aynı cümleyi duyu duyuyorum. Oh be rahatladım ve ben artık bununla ilgili bir istatistik verebilirim gerçekten. İnsanlar ürünlerini fiili olarak dışarı çıkarttıklarında evlerinden ve artık o ondan çıkıp başkasına emanet gittiğinde ve güvendiği birine verdiğinde oh diyor. Ben bunu 2-3 kere yaşadım. Şöyle yaşadım. Hani bunu açıkça söyleyeyim. Hiç giymediğim ürünler vardı. Deprem bölgesine göndermişliğim var şu yakın zamandaki depremden dolayı. Ama hiç giyilmemiş üründen bahsediyorum. Giyilmiş ürünlerden de şunları yaptım. Böyle bazen mahallelerde böyle belediyelerin toplama kutuları oluyor hı hı. İkinci el eşyalar Doğru. için. Bunu iki kere yaptım. Dolabıma baktım. Gerçekten giymediğim, küçülmüş Hani atmaya o kıyamadığın ama asla giymediğin ürünler var ya Onları bir poşete doldurdum. O ürünleri de gittim o kutuya Hı. attım. Dolap ürün olarak azaldı. Sanki daha az giyecek şeyin varmış gibi duruyor ama hayır. Daha azın. Daha kolay. Hayır şöyle daha azın tamamını giyiyorsun bu sefer. Kesinlikle öyle. He şimdi o ürünleri elden çıkardıktan sonra da şöyle bir aydınlanma yaşıyorsun. Birçok marka var. H&M, Zara, Bershka işte ne bileyim Beymen, Boyner hepsi var. Gidip bir ürün satın almak istediğinde 3 kere falan düşünüyorsun. E, tabii ki ben, ben zaten bunu, bunu verdim. Ben bunu giyecek miyim? Kesinlikle yani öyle. Orada bir bilinç de oluşuyor. Kesinlikle Peki öyle. bu ikinci el ekonomisi markalar için ne kadar Tehdit. Hı hı. Ben markalar için bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Aslına bakarsan marka kendi reklamını yapıyor bizler üzerinden. Yani her zaman bunu savunuyorum mesela. Ve hani artık sezonda satamayacağın bir ürün var orada. Belki 20 yıl öncesinin bir Chanel çantası bu. 80'lerden kalma, 70'lerden kalma. Otomatikman kendi markasının reklamı farklı platformlarda dönüyor. Ve bir kadının veya bir adamın işte giydiği atıyorum bir kos e, pantolon veya örneğin işte taktığı bir Chanel çanta, o marka için çok güzel bir şey. Sokakta Chanel kadını yürüyor bu sayede. Mağazadan alabilen bir kitle var ve mağazadan sıfır almayı tercih eden sezon ürünlerini seven bir kitle var. Aynı zamanda da markanın mirasını yaşatan bir kitle var dışarıda. Aslına bakarsanız ben bundan memnun olacağını düşünüyorum. Örneğin büyük dev firmalar zaten artık o kadar kürkler yapılmıyor. Vegan deriler üretiliyor çok fazla özellikle H&M grubu sürülebilirliğe çok dikkat ediyor. Bazı belli başlı büyük markaların kendi zaten departman mağazalarının içerisinde globalde de bu böyle. İçeride zaten ikinci el bölümleri var. Kendilerinin de derdi çünkü bu aynı zamanda bir pazarlama stratejisi de. O sebeple de ben bundan memnun olduklarını düşünüyorum ve markalarının onlar adına reklamlarını yaptığımızı düşünüyorum. Ne tür zorluklar yaşadın İzmirli bir girişimci olarak? <laughs> yani İzmirli, İzmirli girişimci sorun yaşar mı? Oranın havası, suyu atmosferi, trafiği insanı rahatlatıyor. İzmir de ama bir küçük İstanbul oldu artık. Oldu mu? Yani şimdi İzmir artık çok rahat bir yer diyemem. Bir de ben çok rahatı sevmem. Ama, ama bence açmak biraz istiyorum. Yurt dışına açılmak istiyorum. Ee, çok, tabii ki. Şimdi yüzeysel anlatma. Biraz hedeflerinden şöyle bahset. Hani bu iş 3 sene 5 sene sonra nerede görüyorsun? Bu iş 5 sene sonra devam edecek mi? Büyüyecek Hı. mi? Yoksa kısa zamanda exit etme gibi bir hayalim var mı? Ya da başka bir markaya satma gibi. 5 sene sonra 40'ımda satmak istiyorum. 35 yaşındayım. Sonra mı oldu? Sonra, sonra, sonra bir, tuayetli, bir tane müteahhitlik yapacağım. Çok mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Şaka değil bu arada gerçek. İzmir'de mi? Ya olayı İzmir gibi görmemek lazım. Benim kafa her yerde. Ben şu an mesela hani fiili olarak mevcut bulunduğum yerde İzmir'de mi? Yani her yerle bir bağ hissediyorum. İşte dedim ya Amerika'da doğum yaptım. Yazın oradayım. Seyahatlerim var. Kafam zaten bambaşka bir yerde. Veya hani kendimi böyle ayaklarım bir yere bastı ve ben şu an bir yerde yaşıyorum gibi değil. Uyuduğum uyandığım bir şehir var ve belli başlı ihtiyaçlarını giderdiğim bir yer ama kafam benim x bir şehirde veya x bir ülkede değil açıkçası. Yani tabii ki de işimin işte nereye gideceğini sordum. Yurt dışına açılmak istiyorum. Kendimi bir Amsterdam'da görmek isterim. Bir Paris'te görmek isterim. Beş fili. Bir kuzeyde görmek isterim. Globalleştiğinde Türkiye'den bağını koparacak mısın? Hayır. <laughs> Türkiye'den bağımı koparmak istemiyorum. Hani sanki istemiyorum. böyle e, bir işi kurayım, büyüteyim, iyi bir paraya exit edeyim, globale gideyim, orada başka işler yapayım gibi plan var mı? Aslında şöyle... ya yani <laughs> Türkiye merkezli bir iş değil. Örnek veriyorum Hollanda merkezli bir iş Almanya merkezli bir iş ya da Amerika. Ben Amerika'da doğum yaptım. 5 yaşında bir oğlum var bu arada. Ve Amerika'da doğum yaptığım için tabii haliyle oğlum Amerikan vatandaşı oldu. Zaten amacımız oydu. Hani biraz önce Amerika'da olur musun diye bir soru sordun ya. Değişken yani aslında biraz nereye gideceği ve nereye götüreceği. Ben bu konuya da çok inanırım. Hani evet bir şeyler rasyonel olmalı. Belli başlı ekonomilere ve matematiğe oturmalı. Ama tabii ki de insanın kafasında bir hayalleri vardır. Yani kendince kendi vizyonuna göre. Ben 5 kesinlikle yurt dışında görmek istiyorum. Amsterdam'da hayal Paris'te hayal ediyorum. Evet, Amerika'da da olabilir. Kuzey dedi, ol Kuzey Avrupa'da da olabilir. Ama kesinlikle 5 filin adı yurt dışında olacak. Türkiye'de faaliyetlerini bitirmek kesinlikle istemiyorum çünkü ben kurucu olarak bir felsefeyle bu markayı, bu şirketi kurduğum için burada ben kendi güz güzel ülkemin güzel insanına da bir şey anlatmak istiyorum. Yani burada sadece ucuza ürün al, ürün sat ve para kazan değil. Sen sürülebilirlik ne öğren, döngü ne öğren giyinmeyi öğren, doğru giyinmeyi öğren, iyi gelsin sana. Yaptığın şey sana iyi hissettirsin ve kolektif bir duygu oluştursun ve bu bizim güzel ülkemize hakikaten faydalı bir şey olsun. İşin içerisinde biraz duygusal yan da var yani onu söyleyebilirim. O yüzden çok bağlıyım yani yaptığım şeye sahip olduğum bu e, markaya diyeyim. İç mimariye de bu arada çok ilgim olduğu için evet tabii ki de işler istediğim gibi büyüdükten sonra istediğim şekilde daha farklı alanlarda kayabileceğim alan olursa mimarlıkla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum aynı zamanda. Yani müteahhit olacaksın. Yani müteahhit olacağım <laughs> evet. Bu ülkenin kadın müteahhitlere de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Kesinlikle. Bir kadın olarak buradan girişimci olmak isteyen kadınlara bir tavsiyen var mı? Tabii ki de var. Bu arada kadın ve erkek fark etmez. Herkese bir tavsiyem var tabii ki ama evet senin sorunun cevabını verecek olursam. Bu arada en baştan söyleyeyim. Evet kadın girişimci teşvikleri çok güzel. Kadın girişimcilere bakış açıları çok güzel ama hani günün sonunda bir ötekileştirme var tabii ki. Ama hani bizim işimize gelen bir durum bu. Yalan değil ama kadın erkek olarak söylüyorum. Sakin olup işlerine ve yapacakları girişimlere odaklanırlarsa kesinlikle başarılı olacaklarını düşünüyorum ve doğru girişi yani doğru desteklerle birlikte işte bu devlet destekleri var, bankaların verdiği özellikle kadın girişimcilere verdikleri çok güzel avantajlı e, krediler var. Bunlardan böyle biraz e, kadın girişimci olmanın vermiş olduğu avantajla faydalanıp e, ve doğru fikirle e, ilerleyebilirler korkmasınlar. Bu arada mesela mevcut işlerini de bırakmalarına gerek yok çünkü gün 24 saat. Hani o eski algımız kalmadı. Sabah 9 akşam 6. Yani hani günü çok güzel bir şekilde bölerek bir yandan girişimlerine başlayabilirler, bir yandan mevcut işlerine devam ettirebilirler ve hani bakarlar nereye gidiyor ya da gitme potansiyeli var mı diye vazgeçmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bir kadın bir noktada karar vermişse o olacaktır. Ya yani kadınlarla ilgili tek söyleyebileceğim şey bu. Eğer ben biraz kadınları ve kendimi biliyorsam karar verdiyseniz devam edin diyebilirim. Peki bir soru daha ve son soru. Tabii ki. Bu işi bu noktaya getirene kadar ne tür zorluklar yaşadın? Hani <laughs> operasyonun büyüklüğünden bahsettik ya da güvenilirlik var bir yandan. <laughs> Yaşadığın zorluklar nelerdi? Yaşadığım zorluklar Tabii nelerdi? Tabii kısa bir zaman oldu ama hani ilk etapta bu soru belki işinin henüz başında olan girişimciler için de bu söylediklerinden bir şey kapsalar bile bence çok güzel olur. Şimdi bu ne kadar bir sorumluluk aldığınla, ne yatırdığınla ilgili aslında. Benim bu girişime girerken ki amacım daha böyle az bir likitle, daha çok emekle alabileceğim maksimum faydayı almaktı. O yüzden de benim şu an yatırdığım likitin, nasıl anlatabilirim şu an size böyle tam kendimi ifade etmek istiyorum. Ya lanet olsun işte boşu boşuna bir şey yatırdım ya gibi bir hiçbir zaman diyeceğim bir durum yok. Evet en fazla zorlandım şu olabilir fiziksel olarak. Çünkü gerçekten bir iki aydır uyumuyorum. Bir anda büyük bir operasyona girdik. Biraz önce de söyledim ben Intel bu kadar. Mental sağlığına dikkat etmelisin ama. Kesinlikle öyle. Bunun için zaten düzenli spor yapıyorum. İşte bunu tavsiye edebilirim. Aslında evet operasyon zorluğu var, yazılım zorluğu var, işte alıcı, satıcı bunların koordinasyonunun zorluğu var. Ama en önemli şey önce hiçbir zaman kendin olduğunu unutmayacaksın. Çünkü hiçbir şey kendinden daha kıymetli değil. Ben de aslında bir avantajımın 35 yaşında bu şirketi olmak, kurmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli mental bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum bu zamana kadar. Yani öz benliğim, öz sevgim kendimle ilgili Aslında bakarsanız dengede ve ayaklarımın yere önce bir sağlam basıyor mu ya? En kriz anında bile. Hatta benim ekip arkadaşlarım diyor ki inanamıyorum yani nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz? Ayağa kalkıyorum şöyle bir hani gerçekten yerde miyim? Sesi duyuyor muyum? Duyuyorum tamam Şimdi sakin olabilirsin. Çok büyük bir zorluk yaşamadım şu ana kadar. O da bakış açımdan kaynaklı. Sakin olsunlar yani sakin olun gerçekten doğru bir iş modeli varsa zaten olacak. Bir de çok çalışmak gerekiyor. Yani hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin, inanacaksın. Başka hiç kimseye inandırmak zorunda da değilsin. Kendine inanacaksın ve günün sonunda olumlu ya da olumsuz. Zaten hani olmasa da bir şey olacak istiyorsan diye düşünüyorum. Çok güzel. Bu arada son bir ekleme yapayım. Bu masada hep oturarak röportaj yaptık. Enerjinden dolayı seninle <laughs> ayakta modeli Beni denedik. Beni oturtamayacaktın. <laughs> Aynen. O yüzden de şu an çok iyiyim yani. Çok iyiyim. Yonca çok teşekkürler ofisi ziyaret ettiğin için. Güzel bir içerik oldu. Ben çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Bundan bir belki 3 ay 6 ay ya da 1 sene sonra ne yaparız? Yeni bir video çekeriz. Derim ki bak bir yıl önce bir video çekmiştik. Hadi anlat bakalım şu an hangi noktadasın? Kesinlikle çok sevinirim. Dediğin gibi umarım bir sene sonra belki altı ay sonra yine burada buluşalım. Yine ayakta olalım. Yok bu sefer İzmir'de olmaz. <laughs> bu sefer İzmir'de yapalım tamam. Ben bekliyorum ofiste. Bu sefer benim ofiste yapalım ve bakalım neler olmuş olacak. Ben de merak ediyorum. Çünkü ben tamamen kovalıyorum şu an girişimimi. Arkasından koşuyorum. O sebeple de ben de öngöremiyorum ama umarım her şey hayal ettiğimiz gibi olur. Ee, ve seninle en kısa zamanda görüşürüz.